Sevgili arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere İmam Hatip liselerimizde okutulan İslam Ahlakı dersimizin seçmeli dersimizin ikinci ünitesini işleyeceğiz. Ahlaki tutum ve davranışlar. Değerli arkadaşlar, yaptığımız davranışların bir olumlu tarafı, bir de olumsuz tarafı vardır. Olumlu davranışlar sergilediğimiz zaman İslam Ahlakının, yani Allah'ın ve Peygamberimizin istediği davranışlar yansıtılabilir. İslam ve peygamberimizin sünnetinin aleyhine olan, onların istemediği bir hal ve davranışta bulunursak bunlar da olumsuz davranışlar olur. Günlük hayatta anne babaya mesela itaat dinimizin emirlerindendir. Şayet anne babamıza itaat eder, onların emirlerini, görüşlerini ve onların ihtiyaçlarını karşılarsak Allah'ın hoşuna gider. Tam tersi yaptığımız zaman da işte olumsuz bir tutum yansıtmış oluruz. İnsanın ruhu değerli arkadaşlar, bazı tutumları vardır ki zaman içinde alışkanlık haline getirir ve o ruha yerleşen alışkanlıklar işte o kişinin ahlakını şekillendiriyor. Şayet ruhumuzu iyi alışkanlıklarla doldurursak davranışlarımız da iyi oluyor ve böylece ahlakı hamide denen güzel ahlaka kavuşmuş oluyoruz. Ahlakımızın güzel olması için de değerli arkadaşlar Allah'ın Kur'an'ında, Peygamberimizin sünnetinde açıkladığı kötü huylardan, seyyiye davranışlardan uzak durmamız lazım. Bunun için de İslam'ın ve Peygamberimizin sünnetinde açıklanan iyi ve dürüst huyların, iyi huyların ve kötü huyların neler olduğunu bilmemiz lazım. Öncelikle değerli arkadaşlar, bir Müslüman dürüst ve güvenilir olmalıdır. Çünkü Peygamber Efendimizin cahiliye Arapları içerisindeki lakabı dahi Muhammedül Emin'di. Peygamberimiz şakayla dahi olsa hiç kimseye yalan söylememiştir. Dürüst ve güvenilir olduğumuz zaman değerli arkadaşlar, bizim özümüz, sözümüz bir olur, karakterimiz sağlam olur, yalan konuşmayız, münafıklık alametlerinden olan verdiğimiz sözde durmayız ve diğer insanlar peygamberimizin bizden istediği gibi Elimizden ve dilimizden emin olur. Böylece değerli arkadaşlar, biz münafıklarda olan emanete riayet etmeme gibi kötü davranışlardan ne yaparız? Uzak dururuz. O halde dürüst insanlardan oluşan bir toplumda kavgaların, dövüşlerin, güvensiz bir ortamın olması düşünülebilir mi? Ya da bütün insanların dürüst olduğunu düşünün, sadece birkaç kişinin dürüst olmadığını düşünün, o toplumda yine güven olmaz. Çünkü o kişilerin şerrinden insanlar emin olmazlar. O yüzden arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim ya da kişi arkadaşının dini üzere de sözleri gelince kıymetli arkadaşlar her insan arkadaşından sorumludur. Arkadaşını seçerken de, arkadaşlarıyla yaşarken de onların dürüstlüğüne, güvenliğine inanması ve birbirlerine güvenmesi varsa kötü ahlakları değerli arkadaşlar onu eliyle, diliyle, kalbiyle düzeltmeye gayret etmesi lazım. Peygamber Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de "Ey iman edenler, verdiğiniz sözleri yerine getirin" buyurur. Yine "Yine onlar ki emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler" buyurur. Mevlana "Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün" buyurur. Şayet biz Müslümansak, bize Müslüman diyorlarsa kıymetli arkadaşlar, ölçümüz Hz. Peygamber'in yaşayan, yürüyen Kur'an olan Peygamberimizin örnek alınmasıdır. Peygamberimiz insanların en doğrusu ve en güvenilir idi. Ve bunu kendine iman etmeyen müşrikler dahi açıklamışlar ve emanetlerini Peygamberimize vermişler. Peygamberimiz kıymetli arkadaşlar, bu durumu tanımlarken bir hadis-i şerifinde bakın ne buyuruyor. Doğruluk insanı iyiliğe, iyilikte cennete götürür. Kişi doğru söylemeye devam ettikçe sonunda sıddıklardan olur. Yalan kişiye, kötülüğe, yalan söyleyen kişi ise diyor değerli arkadaşlar, onu kötülüğe, kötülükte cehenneme götürür. Kişi yalan söylemeye devam ettikçe sonunda Allah indinde yalancı olarak yazılır. Kıymetli arkadaşlar, etrafınızda, çevrenizde fark etmişsinizdir. Hiç yalan söylemeyen bir çocuğa yalan söyletildiği zaman, o çocuk yüzü kızarır, utanır, mahcup olur ve en kısa sürede o yalanı itiraf eder. Ama bir diğer çocuğu düşünün, annesi babası tarafından sürekli yalana uğrat alıştırılırsa, su gibi yalan söylüyorsa artık o çocukta utanma, haya duygusu, yüzünün kızarması kalmaz ve yalanı alışkanlık haline getirir. O yüzden doğruluk kıymetli arkadaşlar, Peygamberimizin hadisine belirttiği üzere iki yumuşak organ vardır ki onlar sağlam olursa bütün vücut sağlam olur. Kalp ve dil kıymetli arkadaşlar. Kalp sağlam olduğunda diğer azalar da doğruluk üzere olurlar. Dilimiz de zaten nedir? Kalbimizin tercümanıdır. Dolayısıyla kalbimizden iyi şeyler hissettiğimiz zaman dilimizden o çıkar. Yani ne ekerseniz o çıkar. Peygamber Efendimizin kıymetli arkadaşlar hadislerinde bu durum gayet açık ve seçik bir şekilde belirtilmiştir ve çoğu Müslüman da bu hadislerden haberdardır. Tek eksiğimiz bu hadisleri, bu sünnetleri hayatımıza geçirip uygulayamamak. Kalbi dürüst olmadıkça kulun imanı doğru olmaz, dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz buyurudur Efendimiz. O yüzden dil ve kalp arasındaki araya bir de beyni katarsak kıymetli arkadaşlar, bu üçü sağlam olduğu zaman emin olun sizlerde. de sağlam olacaksınız. Bizler de sizlere, sizler de bizlere ne yapacaksınız? Güveneceksiniz. Güven olduğu zaman değerli arkadaşlar geriye sadece konuşmak, muhabbet etmek ve insanların istişareleri, insanların yardımlaşmaları, insanların beraber hareket etmeleri daha kolay olacaktır. O yüzden arkadaş çok önemlidir. Peygamberimiz kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmuştur. Başka bir hadisinde de iyi arkadaşla kötü arkadaşın misali Misk taşıyanla körük çeken insanlar gibidir buyurur. Misk sahibi ya sana kokusundan verir ya da sen ondan satın alırsın. Körük çekene gelince ya elbiseni yakar yahut da sen onun pis kokusunu alırsın. Buyurarak kimlerle arkadaş edeceğimizi, kimlerle nasıl arkadaşlık etmemiz gerektiğini Efendimiz gayet açık ve şekil, bir güzel bir şekilde bizlere anlatmıştır. Doğruluk ve dürüstlükten sonra kıymetli arkadaşlar en önemli ahlaki özelliklerden birisi de iffet ve hayadır. İffet harabından uzak durma, kötü söz ve işlerden kaçınma anlamına gelir. Aynı zamanda iffet terim olarak da yeme, içme ve diğer bedeni hazlar konusunda ölçülü olmayı, aşırı istekleri bastırıp dinin ve aklın buyruğu altına sokmak sureti kazanılan erdemler altın anlamına gelir. Dolayısıyla nefsimize, şeytana ve şeytanlaşmış insanların hal, hareket, tutum ve davranışlarına gıf yani dur dediğimiz zaman işte iffetli olacağız. Bekar olup da değerli arkadaşlar evlenme imkanı bulamayanların yeterli imkana kavuşuncaya kadar iffetlerini koruması Kur'an'da belirtilir. Olgun mümin sayılabilmek için insanın haya, edep, iffet gibi ahlaki erdemlerle donanması gerekir. Hz. Yusuf kıssasında iffet ve hayanın ne kadar önemli olduğunu, iffet ve hayanın sadece kadınlara değil erkeklere de lazım olduğunu ve zorunlu olduğunu aslında Hz. Yusuf kıssasında gömleğinin arkadan yırtılmasıyla ne yaparız? Biz öğreniriz Kur'an'dan. İki çeşit haya vardır değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz el haya umine iman. Haya imandandır. Birincisi Allah'ın doğuştan herkese bahşettiği fıtri bir haya vardır. İkincisi ise terbiyeye bağlı bir hayadır ki günah ve kötü şeylerden insanı alıkoyar. İffet haya duygusunu içinde barındıran bir haslettir. Haya ise utanma, ayıplanan bir şeyin korkusuyla insanda hasıl olan mahcubiyet hissidir. Aynı zamanda haya kötü ve çirkin sayılan şeylerden uzak durmaktır. Onlara karşı tavır almaktır kıymetli arkadaşlar. İnsanlığa güzel ahlakı talim etmek ve kendi hayatına bizzat göstermek üzere gönderilen Efendimiz, hiç şüphesiz insanlar arasında değerli arkadaşlar, hayası en yüksek olan insandı. Haya ancak hayır kazandırır. Hayanın hepsi hayırdır buyurarak ümmetini uyarmıştır Üsve-i Hasenemiz. Kıymetli arkadaşlar, haya yani utanma duygusu insanı fenalıklara dalmaktan, nefsinin, şeytanın ve şeytanlaşmış insanların yapmasını istediği davranışlara karşı o kişiyi korur, engeller. Şayet utanma duygusu olmayan bir insan önüne gelirse değerli arkadaşlar, önüne gelen bütün günahları ona işletmeye çalışır ancak haya sahibi insan ondan uzak durur. Ancak hayasını kaybeden bir insan, şeytanın, nefsinin ve şeytanlaşmış insanların en ufak bir telkiniyle Allah'ı, Peygamberimizi, Kur'an'ı unutup günaha dalabilir. O yüzden değerli arkadaşlar, utanacağımız işleri yapmamamız lazım. İleride yüzümüzü kızartacak işlerden uzak durmamız lazım. Hele hele bekarların sabretmesi, evlilerin de kıymetli arkadaşlar namusuna sahip çıkması, kendisi nasıl hayalı, ve namuslu olmak istiyorsa, eşinden bunları bekliyorsa, çevresindeki insanlardan da bu şekilde davranmalarını talep etmeli ve bu şekilde davranmayanları eliyle, diliyle, kalbiyle uyarmalıdır. Üçüncü ahlaki davranışımız adil olmak. Değerli arkadaşlar, adalet insaf ve eşitlik kavramları anlamına gelir. Yani her hak sahibine hakkını vermektir. Haksızlıktan uzak durmaktır kendimize yapılmasını istemediğimiz haksızlığı başkalarına aslında yapmamaktır. Çünkü adaletin olmadığı yerde ne vardır? Zulüm vardır, haksızlık vardır. Size birisi zulmettiği zaman, haksızlık yaptığı zaman nasıl zorunuza gidiyorsa, bundan üzülüyorsanız, başkalarına işte biz adil olmazsak, tarafsız olmazsak, haklarını vermezsek değerli arkadaşlar, işte onlar da üzülecekler ve büyük çoğunluğumuz kul hakkına girmiş olacağız. Peygamberimizin değerli arkadaşlar en büyük özelliklerinden birisi de adaletli, adil olmasıydı. Biliyorsunuz İslam tarihinde hülful fudul cemiyeti adaleti sağlamak için o Mekke cehaletindeki insanların yaptığı haksızlıklara karşı o anki adaleti sağlamak için kurulmuştu. Peygamberimiz de amcası amcasıyla birlikte bu kuruluşa üye olarak tavrını haktan ve adaletten, güçlüye karşı güçsüzden, ezene karşı ezilenden tarafa göstererek güzel bir örnek olmuştur. Bizler de bu tür vakıflar, dernekler, kuruluşlar olursa değerli arkadaşlar, hak, hukuk, adalet için çalışan herkesin yanında olmalıyız, onlara destek vermeliyiz. Ki İslam dini, Kur'an'ın emirleri bu doğrultadır ve cuma namazlarından sonra hutbede biliyorsunuz cuma namazını, Farzını kılmadan önce minbere çıkan imam efendi hutbe bittiği zaman اِنَّ اللّٰهَ bil بِالْعَدْلِ diye başlayan ayet okur. Muhakkak ki Allah adaleti, iyilik yapmayı emreder buyurur. Peygamberimiz içindeki zayıfların incitilmeden haklarını alamadıkları bir cemiyet iflah olmaz buyurur. Dolayısıyla kıymetli arkadaşlar, adaleti öncelikle kişi kendinde başlatmalı, kendine, nefsine, tüm organlarına adaletli davranmalı. Daha sonra evliyse eşine, çocuklarına, anne babasına, yakın arkadaş, uzak arkadaş ve dolayısıyla tüm topluma karşı bize nasıl davranılmasını istiyor herkese hak ve hukuk çerçevesinde davranmamız gerekir. Değerli arkadaşlar şimdi de <laughs> adaletin zıttı olan zulümden bahsedelim. Zulüm kıymetli arkadaşlar, kişinin kendisine tanınan hukuk sınırını geçmesi, yani başkalarının kul hakkına girmesi, kendi hakkı olmayan menfaatlere ulaşmasıdır. Zaten adaletin olmadığı yerde ne vardır? Haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik ve zulüm vardır. Haksızlık ve zulmün olduğu yerde de dolayısıyla güven ortamı kaybolacağından çatışmalar, kavgalar çıkar. İşte böylece toplumun huzuru, ailenin huzuru ne yapar? Kalkar bir baba olarak evde kız ve erkek çocuklar arasında eğer haksızlık yapıyor isek o ailedeki huzur kalmaz. Eşinize karşı haksızlık yapıyorsanız o ailedeki evliliğin devam etmesi zora düşer. Ya da gelinler kaynanasıyla, kendi annesiyle, eşinin annesi arasında yanlış davranış, yanlış tutum sergiliyorsa o evlilik zora girer ve ikisini de memnun etmek gerekeceğinden haksızlık, adaletsizlik meydana gelir ki İslam dini değerli arkadaşlar haksızlığı, adaletsizliği asla hoş karşılamaz. Zulüm üç ayrılıyor değerli arkadaşlar. Birincisi insan ile Allah arasında gerçekleşen zulüm. İkincisi kişi ile insanlar arasında gerçekleşen zulüm. Üçüncüsü de kişi ile kendisi arasında geçen zulüm. Yani az önce anlattım. Kişi öncelikle kendinden barışacak. Bunu ailesine yansıtacak. Daha sonra da tüm topluma yansıtacak. Ama asla Allah'a yönelik değerli arkadaşlar, şirk gibi, küfür gibi, isyan gibi Allah'la karşı zulmetmeyecek. Kişi öldürme gibi, hırsızlık gibi diğer insanlara karşı zulüm etmeyecek. Kişi kendi görevlerini, insani ve İslami görevlerini yapacak. Allah'ın kendisine vermiş olduğu vücudu içki içerek, kendisine vermiş olduğu malı kumar oynayarak ve zararlı alışkanlıklara girerek sorumluluktan asla unutmayacak. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, insanoğlu dini esaslara uymayan her söz, iş ve arzudan uzak duracak. Allah'ın istediği hakları, Allah'ın bizlerden istediği davranışlar yaparak zulümden uzak durup adil olacak. Cömert olmak kıymetli arkadaşlar. Cömertlik nedir? El açık olmak, hayır amaçlı kendi ihtiyacı olduğu halde isteyenlere Allah rızası için yani riya olmadan, gösteriş yapmadan maddi manevi her türlü servetini paylaşmaktır değerli arkadaşlar. Çünkü zenginler Allah mal verir ki fakirlerin hakkı olduğunu unutmasınlar, zekatını versinler diye. Fakirlere belki az mal verir ki Allah'ın nimetlerin kadrini bilsin, sabretsinler. Çünkü onların hakkı zenginlerin malındadır. Şayet zenginler mallarında cimrilik etmez. Allah'ın vermiş olduğu malların kendilerine bir e, emanet olduğunu ve imtihan aracı olduğunu unutmadan cömert davranır, hayır hasenat dediğimiz Allah'ın emirleri doğrultusunda harcama yaparsa değerli arkadaşlar mükafatını alır. Çünkü mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. Dolayısıyla kıymetli arkadaşlar iki özellik vardır ki bir mükkiminde asla bulunmaz der Peygamber Efendimiz, cimrilik ve kötü ahlak. Yukarıdan beri kötü ahlakı anlatmaya çalıştık. Cimrilikse değerli arkadaşlar, ben kazandım, benim evim, benim arabam, benim fabrikam, benim param dediğiniz anda şeytanın nefsinizin emrine girmişsinizdir demektir. Ve mal biriktirirsiniz, para biriktirirsiniz, evler alırsınız, arabalar alırsınız. Şayet Allah yolunda bunları harcamadıysanız, şayet fakirlere hakkınızı vermediyseniz elbet bir gün vefat edeceksiniz. Ve Allah'ın huzuruna varacaksınız. Kazandığınız tüm malın mülkün ve harcamadığınız tüm hayırların hesabını orada sorulacaktır. Peygamberimiz yarım hurma ile olsa cehennemden korunun buyurarak insanoğlunun değerli arkadaşlar asla cimri olmaması, eli açık olması ve isteyenlere vermesini tavsiye etmiştir. Cömertliğin en üstün şekli de İSAR'dır. Bu kelimeyi iyi öğrendiler arkadaşlar. İSAR, bir kimseyi veya bir şeyi diğerine tercih etmek. Yani üstün tutmak anlamına gelir. Kavram olarak da kişinin kendi ihtiyacı varken başkalarına yardımda bulunarak özverili davranmasıdır. Yani başkalarını kendisine tercih etmesidir İSAR. Çok güzel bir davranıştır. Malımızda, mülkümüzde, paramızda şayet imkanımız varsa başkalarını kendimize tercih ettiğimiz zaman isar da bulunmuş oluyoruz. Beşincisi kanaatkar olmak değerli arkadaşlar. Yani kanaat değerli arkadaşlar razı olmaktır. Yani Allah'ın bize verdiğine şükretmektir aslında. Helalinden kazandıklarımıza, evimizde Allah'ın bizlere emanet olarak verdiği mal, mülk, eşya, çoluk, çocuk ne varsa hepsine razı olmaktır ihtiyaçtan fazlasına meyletme ki sana galebe etmesin, sana bey olmasın. Yani biz ihtiyacımız olanlara değil de değerli arkadaşlar, sahip olduklarımıza şükredersek, onlara sevinirsek mutlu oluruz. Ulaşamadıklarımız için hayal kurup onlar için kendimizi helak edersek mutsuz oluruz. Er rızgu alallah'tır. Yani rızık Allah'tandır. Dolayısıyla kişiye o rızkı arayıp bulmak gerekir. Allah dilediğine mal verir, dilediğine iman verir, dilediğine de vermez. İşte bunların hepsi bizim cüz'i irademizle gerçekleşiyor. Dolayısıyla bizler mutlu olmak istiyorsa kıymetli arkadaşlar Allah'ın bize layık gördüğü ya da bizim kazanabildiğimiz kadar elde ettiğimiz nimetlere şükredeceğiz. Diğerler için de sabredeceğiz. Elimizden gelen tüm gayreti gösterip tevekkül edeceğiz ki Allah belki de bizi o şekilde imtihan ediyordur. Peygamber Efendimiz kanaati şükrün en ileri derecesi olarak görmüştür. Değerli arkadaşlar, dinimiz aslında sabır ve şükür dengesidir. Allah verirse şükredeceğiz, vermezse sabredeceğiz. Asla isyan ve nankörlükte bulunmayacağız. Tabii kanaatkar olmak kolay bir şey değildir, anlatması kolaydır. Ancak değerli arkadaşlar, kanaatkar olmak için İslam ahlakıyla ahlaklanmak, iyi bir aile terbiyesi, okul terbiyesi almak lazım ki, Müslüman'ın nasıl mutlu olması gerektiğini öğrendikten sonra imanımız varsa gerisi teferruattır diyeceğiz. Çünkü Allah bize el vermiş, ayak vermiş, göz vermiş, her türlü değerli arkadaşlar nimet vermiş. Zenginin birisi doktora gitmiş. Doktora değerli arkadaşlar şu teklifte bulunmuş. Doktor bey, sana bir teklifim var. Şayet benim bir hastalığım var. Ona çare bulursan şu ana kadar kazandığım tüm servetimi sana vereceğim diye doktora bir teklifte bulunuyor. Doktor efendi bunun hastalığının ne olduğunu sorunca, Doktor bey, benim tükrük bezlerim kurumuş, ağzım tükrük üretmiyor, dolayısıyla ben konuşamıyorum, yiyemiyorum, tadalamıyorum, hayatın anlamı kalmadı. Bana tükrük bezlerimi geri getir, tüm servetimi sana vereceğim diye doktora ve değerli arkadaşlar ricada bulunuyor. Bakın en basit gördüğümüz tükrük. Aslında en büyük hazinedir değerli arkadaşlar. Bizim organlarımız, sağlığımız, vücudumuz, Allah'ın bize layık gördüğü her şey. Dolayısıyla mal ve mülk için insanların kendini helak etmemesi, harama bilhassa düşmemesi, hırsızlık gibi, faiz gibi değerli arkadaşlar, kumar gibi kötü yollara asla düşmemiz lazım. Allah ve yaratmış olduğu her kulun rızkını kendisi verecektir. Biz iman rızkına kavuştuysak değerli arkadaşlar, geri kalanı inşallah kazanarak elde edebiliriz. Tevazu, alçak gönüllü olmak, aşırı gitmemek, haddini bilmek demektir tevazu değerli arkadaşlar. Kibirlenmenin zıttıdır aslında. Egoizmin, bencilliğin zıttı tevazudur. Başkasını kendine tercih etmektir. Affedici olmak gibi iyi huylar ortaya çıkaran güzel bir davranıştır insanı intikamdan, öfkeden, nefretten, bencillikten, gururdan değerli arkadaşlar uzaklaştıran en güzel kelime tevazu kelimesidir. Şayet birisi size ya da birileri size tevazu sahibi insan diyorsa ne mutlu size. Dünyanın en kaliteli, en karakterli insanısınız ve peygamberimizi örnek aldığınız demek ki her açıdan size bellidir. O yüzden İslam dini insanların ifrat ve tefritten yani aşırılıktan, aşırıya giden her şeyden uzak durmamız ister. Yani vakar, ağırbaşlılık ve yumuşak huyluluk gibi güzel davranışlar sergilememiz ister. İşte değerli arkadaşlar tevazu da kalpten dışa yansımadır. insanın yansımasıdır. Yükselmek isteyen mütevazı olmalı yücelik damına çıkmak için alçak gönüllükten başka merdiven yoktur diyor Şirazi değerli arkadaşlar. Zillet ise bunun tam aksi olup hafif, sıradan ve bayağı davranışlarla ortaya çıkar. Kibre varmayan, zillet derecesine düşmeyen, vakarını koruyan tevazudur makbul olan davranış. Allah katında en sevimli olan davranış da İfrat ve tefrite varmayan orta yoldur. Örnek verecek olursak kitabımızın da yazdığı gibi değerli arkadaşlar mesela yoldan geçerken bir satıcıya alim bir zatın kalkıp yer vermesi doğru değildir. Zira ilmin izzetini şerefini korumak gerekir alim tarafından. Yine bir hakimin mahkemedeki ciddiyeti vakardır. Makamına saygıdır. Orada tevazu göstermesi tabi beklenemez. Aşırı kibirli insanlara karşı tevazu göstermekte aslında doğru değildir. Çünkü bu kendini aşağılam olarak görülür. Dünya hayatında insanları süsleyen en mühim zine tevazudur. Tevazu olmanın, tevazulu olmanın değerli arkadaşlar hiç kimseye bir zararı olmaz. Kişiyi küçültmez, kişiyi alçaltmaz. Aksine toplum içerisinde bulunduğu toplumda makamını, mevkiini manevi değerini yükseltmiş olur. Peygamber Efendimiz'i düşündüğümüz zaman değerli arkadaşlar, alemlere rahmet olarak gönderilen La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye kelime-i tevhidde, kelime-i şehadette ismi geçen son peygamber aleyhissalatü vesselam insanların en tevazusu olanıdır. Medine İslam devletini kurduğu zaman, peygamberlik geldiği zaman insanların en şereflisi olma özelliğine sahip peygamberlik makamı verildiği halde peygamberimiz asla kibirli, asla insanlara karşı kendini üstün görme, makam mevki sahibi olma gibi kötü duygular içerisine asla girmemiştir. O üsve-i hasene olarak insanlığa daima önder, örnek ve rehber olmak için mütevazi davranmıştır. Ben de sizin gibi bir beşerim ancak bana vahiy geliyor şeklinde insanlara daima alçak gönüllü davranmıştır. Sabır. Değerli arkadaşlar, hoşa gitmeyen bir olay olduğu zaman ya da nefsimize ağır gelen bir şey olduğu zaman, bir başarısızlık, bir hastalık, bir imtihana düştüğümüz zaman işte kalbimizde yer tutan o durumlara karşı dayanma gücü, sükunetli olma gücüne bir sabır diyoruz. Sabrettiğimiz zaman Allah'a karşı, Allah'a sığınacağız ve tüm bela, musibet ve başarısızlıklar sonucunda Allah'a karşı dua edeceğiz. "Allah'ım ben sana güveniyorum. Bana yardım et." diyeceğiz. İşte bu şekilde aklın ve dinin gösterdiği yolda sebat edeceğiz ki değerli arkadaşlar, sabrın sonu selamettir. Hayat imtihandır kıymetli arkadaşlar. Dolayısıyla hayatta Bazen sabredecek olaylar olacak, bazen de şükredilecek vakalar olacak. İşte Müslüman ikisini de kaybetmemeli. Hazreti Ali'den rivayet edilen bir hadiste dört çeşit sabırdan bahsedilir. Birisi musibetlere karşı sabır, ikincisi ibadetlere devam etmedeki sabır, üçüncüsü günah işlememe hususundaki sabır ve dördüncüsü de sıkıntı ve zorluklara karşı sabır. İşte bu dördünü bir arada yaptığımız zaman gerçek müminin hasletlerini meydana getirmiş olacağız. Sabır bütün peygamberlerin ortak güzelidir. Çünkü en çok eziyete, en çok sıkıntıya düşen ve yurtlarından çıkarılan, insanlar tarafından dışlanan peygamberlerdir. Taif yolculuğunda Uhud Savaşı'nda peygamberimizin başına gelenleri İslam tarihinde okuduk, siyer derslerinde anlattık ve oradaki Cebrail'in tekliflerine karşı efendimiz "Onlar bilmiyorlar. Dolayısıyla onların belki sülbünden gelecek nesiller iman eder." diye peygamberimiz onları asla lanetlememiş, onların helak olmasını istememiştir. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, peygamberimizin beyan ettiği gibi İnsanın felakette karşılaştığı ilk anda sabretmesi gerekiyor. İşte buna dayandığı zaman işte buna sabır deniyor. Sabır zor bir hastettir. Gerçekten anlatması zordur. Ancak sabredenlerin kazanacağını, sabredenlerin mükafatlandırılacağını unutmamalıyız. Aynı zamanda Vel Asır suremizde sabredenleri ve sabrı tavsiye edenleri müjdeliyor Yüce Rabbimiz. Sevgi ve saygı. Sevgi değerli arkadaşlar, insanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık gösterme yönelten bir duygudur. Yani bir başkasını sevmemiz, ona ilgi göstermemiz, ona bağlanmamızdır. Çünkü insanın sevgiye ihtiyacı vardır, insanların sevilmeye ihtiyacı vardır. Anne babalar çocuklarını, eşler birbirlerini, kardeşler birbirlerini ve toplumdaki Müslümanlar birbirlerini severler, sayarlar. Tabii ki insanların değerli arkadaşlar en yüce sevgisi Allah'adır. Daha sonra peygamberimizedir. Ve daha sonra inananlara karşıdır. Dolayısıyla sevgide cimrilik yapmamamız lazım. Sevgiyle ilgili peygamberimiz şu üç özellik kimde bulunursa o kimse imanı tadına alır buyurur. Allah ve Resulün her şeyden çok sevmek, bir kimseyi yalnızca Allah rızası için sevmek, Allah kendisini kurtardıktan sonra tekrar inkarcılığa dönmekten, ateşe atılmaktan kaçındığı gibi kaçınmak buyurur Efendimiz. Bizler de sevgi ifadelerimiz olarak din kardeşini seven kişi ona sevdiğini bildirsin diyen peygamberimizin yolundan giderek insanları sevmeliyiz. Onlarla aramızda geçen dargınlıklar, kıskançlıklar, şiddetler karşısında değerli arkadaşlar uzak durmalı, şayet suçluysak özür dilemeli ve bir an önce orta yolu barışı bulup insanlara karşı nefret uyandıran sözlerden kaçınmalıyız. Değerli arkadaşlar, sevgi insanlara karşı, işte Allah'a karşı, peygamberimize karşı yapılacak güzel davranışlardan birisidir. Saygı olmazsa değerli arkadaşlar, bu muhabbet zamanla azalıyor ve değerini yitiriyor. Saygı ise değeri, üstünlüğü, yaratılışı, yaşlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye ya da bir şeye karşı daha özenli, daha ölçülü davranmaktır. Saygılı olmak iyi bir insanın taşması gereken özelliktir. Saygı değerli arkadaşlar kişinin kendisiyle başkalar arasındaki bir bağdır ve bu sınırı asla aşmadan herkesin hakkına, hukukuna saygı ve onların hakları konusunda özen göstermedir. Dolayısıyla saygılı olduğumuz zaman değerli arkadaşlar Allah'ın emirleri doğrultusunda kendi hak ve hukukumuz çerçevesinde başkalarının da hak ve hukukuna iyi niyetle yaklaştığımız zaman, onlara zarar vermediğimiz zaman işte saygı da meydana geliyor ki. Bilhassa evliliklerde sevgi ve saygı vazgeçilmez iki duygudur. İş yerlerinde çalışanlar için sevgi ve saygı aynı derecede. Tüm toplumda kıymetli arkadaşlar, sevgi ve saygı olmazsa asla problemler çözülemez, küsler barıştırılamaz kıskançlık, nefret gibi kötü duygular yok edilemez. Merhamet ve şefkat. Merhamet, insanın bütün varlıklara içten sevgi duyması. Şefkat, acıma ve yardım etme düşüncesiyle dolulmasıdır. Merhamet, varlıkların hiçbirine zulüm ve haksızlık yapmamaktır. Merhametin zıttı acımasızlıktır, katı yürekliliktir, duyarsızlıktır, Merhamet olmadan hayat olmaz kıymetli arkadaşlar. Merhametli insanlar affedicidir. Olgun Müslümanın özelliğidir merhamet. Allah Rahman ve Rahim'dir. Şefkat ve merhametini tüm yarattıklarına karşı göstermiştir. Peygamberimiz de alemlere rahmet olarak gönderilmiştir kıymetli arkadaşlar. O yüzden şefkat ve merhamette insanlığa en güzel örnek peygamberimizdir. O küçük, büyük, yaşlı, zengin, fakir, ayırt etmeksizin bütün insanlara merhametli davranmıştır. Çocukları çok sevmiş, insanlara gözümün nuru dediği namazı kıldırırken cemaatten gelen bebek ağlamalarına karşı namazı kısa tutmuştur. Değerli arkadaşlar, merhamet müminlerin en temel özelliğidir. Müminler Kur'an-ı Kerim'de yazan ayetleri Peygamber Efendimiz'in bizlere nasihatlarını mesela siz yerdekilere merhamet edin ki göktekilere de size merhamet etsin buyurur. Dolayısıyla biz bunları göz ardı edemeyiz ve insanlığa karşı asla acımasız, kin, nefret ve terör olaylarında olduğu gibi değerli arkadaşlar yıkım faaliyetlerinde bulunamayız. Biz Müslümanız, biz barışı temsil ediyoruz ve bu şekilde davrananlara karşı vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, dinimizi muhakkak korumalıyız ve hakkı hukuk tarafını savunanları seçmeliyiz. Cesaretin eş anlamı şecaattır. Cesaret zor veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulunduğu güven ve atılganlıktır. Cesur insan yani cesaretli kişi yiğitlik, kahramanlık, Cesaret değerli arkadaşlar, şecaat bunların hepsi güzel hasletlerdir. Bilhassa günaha karşı cesaretli olmak, haksızlığa karşı cesaretli olmak, savaşlarda cesaretli olmak bir Müslümandan beklenen en güzel davranışlardır. Cesaret korkunun yok edilmesi değil, korkunun kontrol altına alınmasıdır. Yani korkak ile cesur arasında aslında bir fark yok. Aradaki tek fark korkak, korkularının etkisinden kurtulamayıp hareket edemezken cesur onların üstesinden gelerek ileriye doğru bir adım atmaya başlar. Bu da neyle gerçekleşir? Ancak iman ve tevekkülle gerçekleşir. Değerli arkadaşlar şimdi de olumsuz davranışlara geçtik. Ancak bunları inşallah önümüzdeki videoya bırakıyorum. Yeni derste de görüşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.